Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Hocam, yani Yunanistan'da yatıyoruz, Yunanistan'da kalkıyoruz. NATO'yla bu ara yatar kalkar olduk. NATO'da Erdoğan'ın bir zaferinden söz ediliyor. Önce şunu sorayım. Yunanistan ve Ege Rusya hattına geçmeden önce Erdoğan NATO'da zafer mi kazandı? Ya da şöyle sorayım. Erdoğan siyaseten baktığınız zaman bir zafer kazanmış gibi görünüyor. Çünkü anketlere bakıldığında 1-2 puan zıplattığını görüyoruz. Hem bu konuyu hem de NATO'da alınan kararlar gereği Türkiye'nin bir zafer elde ettiğini, bir kazanç sağladığını söyleyebilir miyiz? Ne söylersiniz? Hayır yani gündem Türkiye açısından çok açık ve netti. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulüyle ilgiliydi. Hı-hı. Bu ülkelerde FETÖ ve PKK konusunda Türkiye'nin talep ettiği kişilerin iadesinde sorun yaşıyordu. Hı-hı. Bu süreçte iki şey yapmak istedi. Bir, bu talebini pazarlık konusu yaparak, yani ben size evet diyeceksem siz bunları iade edeceksiniz anlamında bir tavır koydu. İkincisi de NATO ülkelerinin hemen hepsi PKK, PYD ve FETÖ'ye destek sağlıyor. Bu bugün değil. AK Parti yokken de bu böyleydi. Yani ta Fehriye Erdel meselesinde 1991'den sonraki süreçte. Dolayısıyla Türkiye bunu NATO ajandasına, bu örgüt hakkında, örgütler hakkında bir beyanda bulunarak kayda geçmesini istiyordu. NATO ajandasında PKK ve FETÖ. Bu bağlamda FETÖ. Bir kazanç değil midir bu? Yani bu basit ve tabii bir süreç. Yani siz böyle bir raporunuzu, sana diyorlar ne istiyorsun, yani niye karşı çıkıyorsun, bu sebeple diyorsunuz, bu sebebi dosyaya ekliyorsunuz. Bu çok... Ama bunu eklemiyorlardı bugüne kadar, şimdi eklenmiş oldu. Bakın o zaman Finlandiya ve İsveç konusu yoktu. Amerika'da neyin ne olduğunu sizin beyanınıza gerek olmadan biliyordu. Yani şunun için söylüyorum. Bunu biz yani bu fırsatı kazanca dönüştürmüş olmuyor muyuz? Hayır. Burada ha kazançsa bu evet siz NATO ajandasına FETÖ ve malumu ilan ettiniz. Evet. Yani NATO bilmiyordu. Bunu siz ona gösterdiniz. Evet, yani bunu alenileştirmiş olduk. Üstüne bir de biliyordu vardı. Herkes vardı. Her şeyi bu da kaldırıldı biliyorsunuz. Malumu ilamdır. Siz de somut olarak şunları verir misiniz dediniz. Cumhurbaşkanı da bir gün sonra hayır veremeyiz. Bu biz yürütmeyiz. Yargı bağımsız kararını verdi. Bunları veremeyiz dedi. Yani İsveç bir şey demedi ama Finlandiya bunu dedi. Ama evet, siz Finlandiya yargısı, bu evet. Bu mutabakat belgesini imzaladınız. Ve mutabakat belgesi üzerine de Finlandiya ve İsveç'in katılımını birlikte seremoniyel olarak, eğer onlar bize bunu iade etmezlerse biz de veto ederiz. Edemez. Veto'dan ziyade şöyle dendi hocam. Meclise gelecek. Mecliste onaylanacak bu bizim. Tamam, onaylanmadı. Onaylanmaz. Tamam ama bir resmi irade beyanı söz konusu oldu. NATO'da üyeliğini Türkiye'nin fiilen biz başlatıyoruz. Türkiye Meclisi'nin kararını bekleyeceğiz diyecek. Türkiye'de NATO... İşte böyle olursa Türkiye için kazanım değil, kayıp diyebiliriz değil mi? Türkiye Avrupa'ya karşı eğer bu dönemde tavrını olumsuz şekilde sürdürecek olursa Avrupa'sı, Amerika'sı, NATO'su CHP'ye destek verecektir. Ya da AK Parti karşıtlarına, hatta PKK'ya da destek verebilir. FETÖ'ye de daha fazla destek verebilir. Çünkü resleşme, Yunanistan faktörü. Eğer Türkiye bu konuda tavrını yumuşatacak olursa da Kıbrıs'ı bile pazarlık konusu yapacaklardır. Yani Türkiye'yi Rusya ile Avrupa arasında bir makasa sıkıştırmanın manevrasını yaptılar. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişini onaylarken şartlı da olsa aslında Baltık koridorunu Rusya kapattı. Rusya bunu gördü. Özbekistan'daki
bugünkü ayaklanmanın arkasında hangi sahiplerin olduğunu bir süre sonra öğreneceğiz. Yani bu iş kesinleşene kadar Türkiye üzerinde Yunanistan'ın salvoları devam edecek. Rusya ile olan ilişkilerimiz biraz kritik bir noktaya gelecek. PYD'yi Amerika kontrol etse bile bu defa Suriye'de Rusya çok da rahat durmayacak. Yani Rusya bunun bir yerde Türkiye'ye karşı bir baskı aracı olarak kullanacak. Rusya'yı tercih ederseniz de Yunanistan, Kıbrıs üzerinde de adalar üzerinde de Türkiye'ye karşı sorun oluşturabilir. Siz nasıl Rusların Baltıklara çıkmasını engelliyorsanız, Türkiye'nin de Çanakkale'den Ege'ye çıkışı, Yunanistan'ın kara sularını genişletmesi, adalara kara suları iddiasıyla bizi balıkçı teknelerimizin bile kara sularımızın sınırını iyice daraltarak dışarı çıkmasını engelleyebilir. Doğu Akdeniz'deki münhasır bölge meselesini tartışma konusu yapabilir. Yani Türkiye böyle bir risk aldı. Ha, ne yapabilirdi? O zaman ayrı bir konu. Ama böyle bir gündemle Türkiye riskini büyüttü. Bugün çok önemli bir gelişme oldu. Yunanistan'la İsrail mikro bir savunma işbirliği anlaşması yaptı. Gerekçeleri de Türkiye'nin dronlarının, İHA'larının adalar üzerinde uçuş yapması, fotoğraf ve görüntüleme yapmaları karşısında Yunanistan'la İsrail işbirliği yaparak bu tırnak içindeki tecavüzün engellenmesi ve gerekirse imhası konusunda teknik destek sağlanması. Yani bizim drone ya da İHA'larımızın Ege'de Yunanistan'ın egemenlik alanlarına müdahale ettiği gerekçesiyle düşürülmesine kadar ya da ele geçirilmesine yönelik bir ittifak yapıldı. İsrail'in daha dün Türkiye ziyareti söz konusuydu. Şimdi, bugün yeni bir durumla karşı karşıyayız. Çok hızlı değişiyor. Bakın şimdi bunların hepsi bu süreçte yaşanıyor. Türkiye Rusya ile Avrupa arasındaki bir makasta sıkıştırılmaya çalışılıyor. Yarın Azerbaycan'da da olaylar olacak olursa, tekrar Ermenistan Karabağ'a doğru giriş yapacak olursa, orada Rusya var şeyi sağlayan. Ne oluyor dersiniz? İşte ne oluyor derken bunların bu noktaya taşınabileceğine ilişkin tedbirlerimizin de olması gerekiyordu. İnşallah korkumuz gerçekleşmez. Ama çok sakin bir süreçten geçmiyoruz. Bayrama giderken zor bir sürece girdik. Bayram sonrası da 15 Temmuz var. 15 Temmuz'dan sonra da mecliste tatil olacak. Bu Anadolu'da siyasilere çok ciddi sorular sorulmasına sebep olacak. CHP'lilere de aynı şekilde. Bakın CHP'liler her gittiği yerde bugün CHP'nin bu tekrar maske, mesafe, tecrit politikasına yönelik, aşılamaya yönelik açıklamasının hesabı sorulacaktır. İktidar da aynı şekilde. Bu süreçte yaşanan her şeyin, pahalılığın, o dosyaların, o kaset iddialarının, savcılığın niye harekete geçmediğine ilişkin sorulara muhatap olacaktır. Gerçekten Türkiye için zor bir döneme giriyoruz. Şimdi hocam, eğer Türkiye, Finlandiya ve İsveç bizim isteklerimizi vermezse, vermeyeceğini açıkladı Cumhurbaşkanı. Veto ederse Erdoğan da, çünkü çok canlı olarak sonuna kadar izledim o gün. Erdoğan net olarak şunu söyledi: İstediklerimiz belli, bunlardan biri bile eksik olursa meclisimiz buna onay vermeyecektir dedi. Ve meclis buna onay vermedi. Türkiye veto hakkında kullandı, veto etti. Bunun bedeli Türkiye'ye ne olur sizce? Veto hakkının geçerli olacağını zannetmiyorum. Siz mutabakatı imzaladınız. Öbür taraf söz mutabakat verdi. Mutabakat değil ama muhtıra deniyor hocam ona. Bakın, siz mutabakatı onlarla imzaladınız. Bir mutabakat metni. Mutabakat metni hukuki bir sonuç doğurmaz. Yani üzerinde fikir birliği ettikleri bir konudan söz ediyorsunuz. Ve orada şöyle bir maddeden söz ediyor. Diyor ki,
taraf ülkelerin hukukları ve Avrupa mevzuatı esas alınarak Türkiye hukuku, aynı zamanda İsveç ve Finlandiya hukuku ve aynı zamanda Avrupa Birliği. O zaman bu mevzuyu AİHM'e gönderelim diyecekler. Siz şartlı olarak bunu kabul ettiniz mi? Tamam, sonuç bellidir. Yani buna rağmen Türkiye veto ederse? Ederse Türkiye'nin başına geleceklere bakmamız gerekiyor. Bakın, çok net olarak şunu söyleyeyim. Turhan Cumhuriyet Gazetesi'nde yıllarca önce bir karikatür çizmişti. Orada küçük bir kuzu domuz sürüsüne katılmak istiyordu. Finlandiya ve İsveç Avrupa'nın öz evladıdır. Sen üvey evlat bile değilsin. Yani Avrupa Birliği'ne daha kabul edilmedin. 50 yıldır kapıda bekletiyorsun. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesine Finlandiya ve İsveç'ten daha fazla Avrupa'nın ihtiyacı var Rusya kapısını kapatmak için. Finlandiya ve İsveç Baltık koridorunu kontrol etsin diye NATO'nun jandarmalığıyla görevlendiriliyor. Siz Avrupa'nın bu kararına karşı çıkarak NATO üyesi olamazsınız. Şöyle diyebilir miyiz? Finlandiya ve İsveç'i alırlar, bizi gerekirse atarlar. Bir şekilde kılıf bulurlar. Ondan daha sert bir şey söylüyorum. Evet. Yani Avrupa'nın kendi güvenliği için şart koştuğu bir konuya ikna ettiği iki ülkeyi siz engelliyorsunuz. Avrupa'nın güvenliği önünde engel oluşturuyorsunuz. Ve bizim hukuken yargıladığımız ve mahkum etmediğimiz bir davaya bize hukuksuzca bir dayatmada bulunarak, yani suçsuz insanları cezalandırmak, bunları NATO örgütlemedi mi? Biz biraz önce konuştuk. Bunların kimi kime şikayet ediyoruz değil mi? Yani Uğur Mumcu gibi biri bu bazı gerçeklerinin farkına vardığı için ya da Haplemitoğlu gibi birileri bazı gerçeklerin farkına vardığı için infaz edildiğini bile bile ben o gerçekleri ben bu gerçekleri bilerek bu konuda nasıl farklı düşünebilirim? Yani balık hafızası mı var bende? Yani bu anlatımızdan şunu da çıkarıyorum. Türkiye'ye şunu diyecekler en de sonunda. Sen kendi kişisel çıkarların için Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyorsun. Bunun da sana bir bedeli olacak. Bunu Türkiye'ye demezler. Türkiye'ye ihtiyacı var. İktidara söylerler. İktidarı yola getirmek için de Yunanistan'ı mı kullanırlar? Ermenistan'ı mı kullanırlar? Ermenistan Türkiye'ye karşı hareket edecek değil ama Türkiye'nin güvenliği ve itibarı açısından tekrar Karabağ'a yürüyecek olurlarsa tabii bu Rusya ile de krizi daha da büyütmesi, Kafkaslara taşıması anlamına gelir. Bunu niye yapabilirler diye düşünüyorum. Çünkü Finlandiya ve İsveç'i aldıktan sonraki hedef daha Ukrayna krizi ilk başladığı günde açıkça söylenmişti. Gürcistan ve Ermenistan. Evet. Çünkü Karadeniz'i bir NATO gölü haline çevirmek isteyen akıl, evet, Ukrayna'dan başlayıp Baltıklara, oradan da Doğu Karadeniz'e yürümek istiyor. Cihat Yaycı'da Moldova var sırada demişti. Sonra da Gürcistan demişti. Bu bağlamda Gürcistan ve Ermenistan. Evet. Şimdi hocam aslında asıl soruya geldiniz siz kendiniz bu açıklamalarınızla. Böyle bir durum sonuç yaşanırsa Ege'de savaş kaçınılmaz gibi görünüyor. Küçük olur büyük olur bilemeyiz ama. Çatışma savaş olmaz. Yani bu çatışma da çok önemli bir sonucu olacak şekilde olur diye düşünüyorum. İktidar değişikliğine yol açacak olur. Her şeye yol açabilir ama burada Rusya'nın bir açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde. Önce bu Rus basınında değil Yunan basınında haber oldu. Yunanistan'ın büyük gazetelerinden birisi 15 Temmuz ile 30 Temmuz arası Ege kıyılarından uzak durun diye Rus dışişlerinin ajentelere bilgi verdiğine dair bir haberdi. Sonra geçtiğimiz hafta bu Rusya tarafından doğrulandı. Rus dışişleri bunu basında da paylaştı. Ajentelere 15 Temmuz 30 Temmuz arası Ege kıyılarından uzak durun dedi Rus vatandaşlarına. Yani 15 Temmuz'da bu 15 Temmuz'un yıl dönümünde evet, Türkiye'nin tavrını göreceğiz. Bu açıklamalarının ne anlama geldiğini ve Rusya'nın bu aradaki taleplerine de Ankara'nın cevaplarını göreceğiz. 15 Temmuz'dan sonraki süreç bu dediğim makas
Avrupa ile Rusya arasındaki makasa sıkışan bir Türkiye var. Her iki taraftan birden Türkiye baskılandığında bu Ege'de de krize yol açabilir. Aynı şekilde Azerbaycan-Gürcistan koridorunda da bir krize yol açabilir. Bunun için bir uyarı, abu altından sopa göstermek de diyebilirsiniz. İşmar diye bir tabir var bizde. Bir işmar, kehanet değil. Yani eğer işin içine biraz ezoterik şeyler katalım diyorsanız, Nibiru, Marduk, Şira geliyor. Bakalım ne olacak. Bir de üstüne Sedat Peker bugünlerde başladı malumunuz. Sizinle de konuştuk zaten daha önceki yayınımızda. Sanki Temmuz ayı olağanüstü sıcak geçeceğe benziyor böyle giderse. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Evet, sağ olun. Yani kasetleri deşifre edecek bir sürü başka kaynaklar da var. Bu isterse Animus üzerinden de gelebilirler. Ya da mevcut bir takım kaynaklar zaten Fethullah Gülen'e bağlı sosyal medyada ya da Peker'de. Onların adı kullanılarak onlar adına da birileri Türkiye'de eğer siyasi bir baskı oluşturacaksa, toplumsal bir panik havası doğurabilecekse bunları servis edebilirler. CIA'da hepsinin kayıtları var, NATO'da kayıtları vardır. Yani Avrupa'nın diğer ülkelerinden istemediğiniz şeyi Finlandiya'ya nasıl şart koşarsınız mantıklı olarak? Fehriye Erdal'ı biliyorsunuz Sabancı suikastından tanıyoruz. Sığındığı yer nereydi? NATO'nun karargahıydı. Yani Brüksel'de yaşıyor. Peki o konuda hiçbir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz. Yapmıyoruz değil belki. Ama bir başkasından bunun hesabını sormaktan söz ediyoruz. Bu da kendi içinde çok da mantıklı bir durum değil. Şikayet ettikleriniz şikayet edilenden daha masum değil. Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın.